Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Hayırlı Ramazanlar, sağlıklı sağlıklı orucumuzu tutarız inşallah. Tuttuğumuz oruçlarımız, ibadetlerimiz de kabul olur inşallah. Arkadaşlar ben bu videoları 1-2 gün önceden çekiyorum. Video önerisi olsun sizlere diyerekten. Arkadaşlar bugün de ne yapacağım biliyor musunuz? Menümüzde ne var? Gene baklagiller denilir ya, mercimek, doyurucu, nasıl diyeyim, kuvvetlendirici, demiri içinde, hepsi içinde size çok güzel adı olan bir çorba. Ezo arkadaşlar yapacağım. Bakın. Burada hiçbir şekilde size geçen süzme mercimek çorbamda da söylemiştim arkadaşlar. Çok güzel bunu yıkadım. Hemen burada hazırladım. Böyle bir suyum var. Hemen bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bir güzel. Burada bir su bardağı sayı. Klasik bir su bardağı var ya. Bir su bardağı pirincim var. Ne yaptım? Mercimeğin var. Ay, mercimeğim var. Pardon. Başım kafam karışıyor arkadaşlar. Koydum ateşe. Hemen bunu demiştim zaten soğuk suya, altını açıyorum. Arkadaşlar inan ışık vuruyor ya, altını bile seçemiyorum. Bu arada arkadaşlar size malzemeleri göstereceğim. Bunlar klasik bir su bardağı değil mi? Soğuk suya koydum. Ezogelin çorbası olacak. Ama ezogelin de tabii tek başına olmuyor. Burada ona koyacağım malzemeler. Bakın arkadaşlar. Yarım çay bardağından bir tık aşağı pirinç. Bir tık aşağı bulgur. Ama ne yapacağız arkadaşlar biliyor musun? Ben malzemeyi sayayım. Tabii bir klasik bardak burada mercimeğimiz. Burada yarım tık, yarımdan aşağı bulgurumuz, pirincimiz. Burada bir tepelemele kaşık böyle domates salçamız, biber salçası da katıyorum. Çok güzel renk veriyor. Burada ona gene şey yapacağımız, söylesene be, terbiye yapacağımız bir kaşık unumuz. Burada olmazsa olmaz sarımsağımız. Onu da aşamada göstereceğim. Burada gene tereyağımız. Aşamada onu da göstereceğim. Burada baharatlarımız. Bunlar çorbaya konulacaklar arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz şimdi? Bu mercimek burada arkadaşlar ne yapacak? Ne yapmıştık? Gene aynı şekilde birazcık sıvıya koyuyoruz. Bizim kurtarıcımız olsun diyerekten. Bunu böyle kaynatacağız. Ama bu adabakılı pişmeyecek arkadaşlar. Çünkü ezogelinin özelliği bu. Ben o aşamayı size, mercimek patlayacak böyle, o aşamayı size göstereceğim arkadaşlar. Bu burada kaynaya dursun. Şimdi de bunun yanında ne yapayım dedim. Bu bayağı bir et kıvamında, yani etin verdiği değer. Protein. Protein değil mi kızım? Benim kızım bana yardımcı oluyor sağ olsun. Protein, buna hiç gerek yok et. Ha et yemişsin, ha bunu yemişsin. Dedim ki bir de yanına sebze yapayım bu akşam. Greten yapacağım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ne greten? Pırasalı greten. Artık mevsimi bitiyor. Mevsim, son mevsimde dedim ki bir greten yapayım. Ama arkadaşlar ben bunları görüyorum. Bazıları haşlıyor, bazıları çiğden, bazıları havuç koymuyor, bazıları patatesi sotelemiyor. Ben kendi önerimce kendim yaptım bunu. Mesela ben yaptım ama benim gibi yapan da vardır. Bilemem ayrı konu. Şurada benim arkadaşlar, bunu tek su değilim ben burada. Hani bilgilendireyim. Burada benim, ben önce pırasayı soyuyorum, yıkıyorum. 2-3 aşamada yıkıyorum. Son suda size geliyorum. Hani o aşamaları göstermiyorum. Burada benim nereden baksanız 5 dal pırasam var. Böyle böyle uzunluğunda 5 dal böyle bir pırasam var. Burada da tek bir havucu. Bu havucu da böyle ince ince çıkarttım. Çünkü gratene girecek. Bu sotelenecek. Böyle normal yemeğin içinde pişmeyeceği için hırt hırt gelmesin diye. Burada da ortalama iki büyük bir de küçük boy patatesim var. Ne yaptım bunları da? İnce ince böyle arkadaşlar yuvarlak yuvarlak bildim ve ortadan da böldüm. O aşamaları göstereceğim. Bunlar gratenin ana malzemeleri. Bir de beşamel sosumuz var. Burada beşamel sosunu yapacağım. Bol tutacağım biraz arkadaşlar buna. Çünkü patates hepsi var. Burada 5 kaşık unum var. Burada 1 litre sütüm var.
Burada 4 kaşık tereyağım var. Ama siz tereyağdan rahatsız oluyorsanız, geçen videolarımda da dedim, margarin koyabilirsiniz. Sıvı yağla da karıştırabilirsiniz. Üzerine koyacağım burada kaşarım var. Siz gözünüze göre onu ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi şu mercimek çorbam benim bir kıvama göstermeye gelsin. Şöyle göstereceğim ve sotelemeye geçeceğim. O esnada sizinle yine görüşeceğiz. Bakın benim çorbam şey yapmaya başladı. Söylesene be, kaynamaya başladı. Bu göze aldım onu. Burada kaynasın arkadaşlar. Bu arada da iki menü vereceğim ya size, çıkacağım. Aman, iki menü çıkartacağım. İki tarif. Evet, tarif olduğu için şöyle biraz az yağımızla tavamıza koyarak ben şimdi bu pırasalarımı süzdürdüm orada. Patateslerim de süzüldü. Bunları soteleyeceğim. Ben söylemeden arkadaşlar yükselttin sesini, aferin. He? Ben söylemeden yükselttin. Anladım. Sanki böyle sesimin gene şey olduğunu. Salla, salla. Yer yerinden oynasın. Evet arkadaşlar, bu şimdi. Yüksel, yüksel. Burada böyle güzelce bunları soteleyeceğim arkadaşlar. Çünkü nasıl güzel sotelersek o kadar da güzel, lezzetli oluyor. Bunu ben patatesle çiğden koymuyorum, soteliyorum arkadaşlar. Bunu da hepsi, en güzeli böyle oluyor. Benim damak tadıma bu daha yakışıyor. Şimdi arkadaşlar, orada çorbam daha olmadı. Olma aşamasını, mercimek şeklini size göstereceğim. Bunlar da sotelene dursun. Evet arkadaşlar, şimdi bu birazcık böyle yağı aldı ya, azıcık böyle kendini indirdi ya sönmeye. Hemen havucumuzu da içine beraber soteleyeceğiz arkadaşlar bunları. Çünkü havucu, havuçla pırasanın sotelenmesi aynı anda olduğu zaman daha iyi oluyor. Çünkü ikisi de birbirine yakın bir sebze. Hani havuçla sert ya, ne kadar ince de yapsan aynı oluyor. Ama patatesi ayrı yapacağım arkadaşlar. Patatesi katmayacağım. Çünkü patatesi katarsam içine şey olur. Bunu da açıyorum. Size gösterirken kapatıyorum. Size göstermeyince hemen açıyorum arkadaşlar. Dayanamıyorum bu kokuya. Bu pırasa da mübarek. Yeni göğü böyle inletiyor kokudan. Ne yapayım? Bu tavam da benim arkadaşlar o kadar ağır ki böyle yelpelemekte zorlanıyorum. Çünkü bakın böyle attıra attıra yaparsanız daha güzel oluyor ama inan artık kollar gidiyor. Çok da ağır bir tava. Döküm tava olduğu için tekrula zor yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu böyle sotelenici. Sotelense kıvamı geldi mi göstereceğim. Çorbayı da taşırıyordu. Çorbayı da göstereceğim. Ve bu arada... Kıyamam ya. He? Yok bir şey. Daha olmadı kıvamı. Olsun. Canlarım bakın. Bu mercimeğim oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın şunu gördünüz ya, mercimek patladı. Bundan ötesi fazla böyle pişmez. Böyle mercimeğe patladı, gördünüz. Bu tamam. Olmuştur. Çünkü bu ezogelin olacağı için bunu eritmenin anlamı yok. Göstermiştim ölçüleri de. Bulgurla pilavı, ay, bulgurla pirinci yıkadım. Şimdi buna atıyoruz. Sakın arkadaşlar bu pirinçle bulguru abartmayın. Başınıza bela olur. Yoksa artar da artar. Ondan sonra su koy, un koy derken köy doyururuz çorbada. Bunu da böyle koydum arkadaşlar. Bu şimdi bunun içinde şöyle 1-2 dakika pişecek. Onu kapatacağım, böyle demlenecek. Ondan sonra terbiye aşamasına geçeceğiz. Şöyle bir güzel terbiyeleyelim onu, değil mi arkadaşlar? Burada da bakın arkadaşlar nasıl güzel. Bakın. Patatesleri de size göstereceğim. Bakın benim bunlar çok güzel böyle sotelendi. Yani bayağı pişmiş haline geldi. Çok az bir fırında da pişme şeyini bıraktım. Şimdi ne yapacağım? Burada da bakın dedim ya, 1-2 dakika bu mercimek oldu. Tamam, bakın arkadaşlar bu bulgurun şeyini koydum ya, bunu şimdi böyle kapatıyorum. Bu burada dinlenecek. Bu burada dinlensin. Belli bir dinlenecek o. Orada pirinci, bulguru daha şişip kendini gösterecek.
O şişerken de ben burada patateslerimi de dedim ya sökeceğim arkadaşlar diye. Ay, şimdi şöyle kapatayım, sıçrayıp her yeri batırmasın arkadaşlar. Çünkü hiç sevmiyorum yağ lekelerini şey. Bunu böyle sotelerken yalnız arkadaşlar çok az şöyle tuz atın ki patates biliyorsunuz patates çiğden koyduğumuz ya da böyle fırınlanmayınca azıcık tuzlanmayınca bir sasukluğu var. Bir de nişastası var ya arkadaşlarım. O nişastası da mesela sasukluk veriyor. Şu sotelenme ile şu tuzla o gerçekten çok güzel kıvama geliyor. Hem az oluyor böyle normal yağda kızartmaktansa. Bir de arkadaşlar ben ne yapıyorum mesela? Bayağı bir suda bekletiyorum. Patates şekeri olanlar için işte bezelyeyi de öyle demişti aşçımız, o profesyonel aşçı. Suda beklettiğin zaman 3-4 suyu kadığınız zaman bayağı bir şeyini salıyormuş. Bezelyede çok şeker varmış. Şeker hastalarına da en şey olanı. Patates aynı şekilde ama böyle suda bekletin. Yıkayın, birkaç su yıkayın, dökün. Suda bekletin. İnanın bulanık bulanık suyu akıyor nişastası. Hem böyle sotelerken de daha rahat sotelenirsiniz. O nişastası onu yapıştırmıyor. Arkadaşlar ben bunu ne yapacağım şimdi? Senin altını. Böyle arkadaşlar. Ay çok güzel duruyor rengarenk. Evet. Bu aşamayı böyle sonra şimdi şu koyayım buraya. Soğuya. Ne oldu? Niye gülüyor? Aspiratörü kapatışına güldüm. Bakın arkadaşlar çorbam. Ay burada mercimeğim, bulgurumla pirincim dinleniyor. Yine göstereyim size. Bakın içinde böyle bulgurlar, pirinçler şişti. Ama fazla dağılmadı. Bak böyle. Böyle kalacak çünkü arkadaşlar. Bakın. İçinde gösterilecek yani erimeyecek o. Çünkü bu şeyden de geçmeyecek arkadaşlar. Rondodan. Rondodan da geçmeyecek. Bunun özelliği bu. Fırınımı açıyorum. Tekrardan ne yapıyorum? Şimdi çok az bir gene yağımızla onun terbiyesini yapacağız. Şeyimizi yapacağız. Bence sesini yükseltsen sesini çok güzel olur. Yükselteyim arkadaşlar. Terbiyeye geçiyorum arkadaşlar. Unumuzu kavuracağız. Böyle. Güzelce. Soğuk suyumu almamışım arkadaşlar. Biraz soğuk suyumu alayım şu arada. Evet arkadaşlar. Kavuruyorum burada. Kavurayım. Şöyle daha yeni koydum. Az bir un koydum arkadaşlar. Sadece o suyu bir tarafa kendi bir tarafa gitmesin diye. Çünkü bu ezogelin hakkından gelemeyiz. En şişen, artan hep bakliyatlar içinde pirinç, bulgur, mercimek. Şimdi onu da çok abartırsak hakkından gelemeyiz. Çünkü biliyorsunuz bu tür çorbalar durduktan sonra da topluyor kendini. Ama toplaması çok önemli değil. Kısık ateşe koyduğunuz zaman biraz da su eklediğiniz zaman kıvamı alıyor. Ama fazlası da olursa onun bu sefer şeyinden gelemeyiz, hakkından gelemeyiz. Çorba çorbalıktan çıkar yani. Buna böyle azıcık olan, bakın böyle bir un kokusu gidecek. Şöyle bir iki dakika ben bunu böyle hemen kavurtturayım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Salçamı koyuyorum. Salçamla beraber onu kavuracağım. Böyle. Şu şekil. Bunu da güzel kavuralım ki midemize dokunmasın. Salçanın çiğ kokusu gitsin. Evet canlarım bakın ne oldu, başta unu çekmişti. Salçayı da bir çekti, böyle bir tıkıslaştı. Bak şimdi o salça kavrumunu aldı. Bak yavaş yavaş yağsını saldı çünkü çok yağ koymuyorum. Tereyağlı nane de yapacağım ya. Bakın arkadaşlar bir miktarını sarımsağın bu şekil atıyorum içine. Bu içinde pişen sarımsak ona lezzet katacak ama sarımsağın en faydalısı son aşamada attığın zaman faydalıdır. Yani çok pişen sarımsaktan daha çok. Ama bunun içinde kavrulan lezzettir. Üstüne kattığımız son aşamada hem fayda hem aromadır. Bakın arkadaşlar şuraya ne güzel kavruldu. Hem sarımsağımız da şimdi salçamız. Köy salçası kavrulma şeyine geldi bak.
saldı. Bunu hiç yakmadan ne yapıyoruz? Güzelce salçamızı, unumuzu açtık. Ne yaptık? Burada da çorbamızı hemen buraya aktarıyoruz. Şöyle destekleyeyim ki her yeri de batırmayın. Ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar, işte çorba başlıyor kendi. Ne yaptık? Unumuzu, salçamızı açtık. Sesimizi de yükselttik. Şimdi bunu böyle karıştıracağım ki arkadaşlar hızlı ateşte ne kadar az un da koysak o şimdi toplar kendini. Ben karıştım. Kaynama aşamasında kalan eşliği, kalan şeyi göstereceğim. Evet canlarım, bakın benim çorbam kaynamaya başladı. Şu güzelliğe bakın, bakın böyle içinde. Şimdi bu kaynarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Demiştim ya, son aşamada kalan sarımsağımızı da atıyoruz. Aroma tat versin. Ne yapıyoruz? Burada tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, olmazsa olmazı, bunları da atıyoruz ezogelinize. Siz tabi bunları arttırabilirsiniz de, azaltabilirsiniz de, sizin tercihinize kalmış, hiç koymayabilirsiniz de. Ama gerçekten bu yakışan budur buna. Burada da arkadaşlar bakın tereyağım var. Tereyağımı eritiyorum. Çünkü buna nanesini salçayla kavururken karıştır annem, şu karabiberler şöyle. Kavururken arkadaşlar şey olmayacak. Kaynamaya başladı mı? Ne olmayacak? Naneyi son aşamada atacağız arkadaşlar. Neden derseniz, buna dikkatimi verdim ya şimdi. O yüzden konuşma dikkatimi bozduk. Salçayla kavursak ya da salça hepsini beraber atarsak çorbanın asıl tadına gelemeyiz arkadaşlar. O nane ile salça basar birbirini, nane kokusunu alamayız. Yanlışlıkla kekik de koymayın ha, yaparım da Allah'a. Bakın arkadaşlar, yağı yakmıyoruz demiştim her zaman ama kızdırıyoruz. Kumu çıkacak şekilde yağı yakmak yok. Bol bir nane atıyoruz. Bunda mis gibi nane kokacak şimdi ezogelinde. Şöyle kısayım. Azıcık nanemiz de böyle olsun. Bakın arkadaşlar, yakmayacağız. Ne yağı yakacağız? Yağı yakarsak kum gibi kalır. Naneyi de yakarsak içinde, bakın bu zaten şeyini aldı. Burada da şeyim pişiyor. Çorba. Karabiberleri topaklarını verdi ya, onları dağıttırmaya uğraşıyorum arkadaşlar. Bakın böyle kaşığımızın ters tarafından yaptı mı, bunlar şimdi bir hızlı kaynamaya zaten hemen gider. Evet, bu da burada oldu arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Bakın böyle içine salıyoruz arkadaşlar. Böyle de buradan alıyoruz. Tasımızda da kalmasın. Ay çok güzel koktu. Evet, işte bu kokuyu alabilmek için arkadaşlar salça, un, nane kavurmayın. Ezogelin budur arkadaşlar. Ne yapın? Ayrı tereyağda nanenizi yakın. O nane kokusunu alın. Yani o çorbada o nanenin kokusunu alın. Böyle buram buram kokar. Böyle mis gibi. Öbür türlü nane yanar içinde. Nane gider, salçayla birbirini basar. O koku kalmaz. Tat kalmaz yani. Ama bunda şöyle arkadaşlar, bu iki taşım kaynadım, bu olmuştur. Bitti. Beşamel sosuma geçiyorum. Gratenimde yapıyorum ya burada. Onun beşamel sosuna geçiyorum şu an. Yağımı koydum. Açmamışım altını. Açtım zannediyorum. Yağım eriye dursun. Ben de kapıya bakayım o sırada. Evet canlarım, benim yağım eridi. Sesimi de yükselteyim. Şimdi ne yapacağım? Burada unumu, beşamel sosumu yapıyorum gratenin. Unumu da katayım. Şöyle unu da böyle güzelce kavurayım arkadaşlar. Benim güzelce unum kavruldu. Sütümü de döküyorum. Döktü. Döktüm.
böyle bir kendine gelince tekrar vereceğim sütü. Şöyle. Tabii bu arada arkadaşlar bakın bu karabiber çok seviyor biliyorsunuz. Biraz da karabiber attım. Şimdi o sütü ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu biraz kendine geldiği zaman tekrar suyu açtığı zaman. Ben beşamel sosunu da yaptım. Şimdi arkadaşlar bazen böyle direkt döküyorlar ya üzerine ama ben şöyle biraz karıştırmayı çok seviyorum. Sebzelerle şu şekil. Ay dilim dolanıyor bazen. Şöyle karıştırdığım zaman sanki o sebzeler de böyle aldığı zaman daha hoş bir tat oluyor gibi geliyor. Direkt üzerine değil arkadaşlar. Bak Allah buradan dakıyor. Toparlayamadık. Neyse şöyle yapalım. Patatesleri de hatırlatayım anne. Yok yanıma aldım zaten. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle sesimi de yükselteyim. Buradan benim kızım dürttüklü ya biri böyle anne o sesi yükselt diye. Ses gidiyor kendi halime. Bıraktım mı kendimi? Ses gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunu böyle güzel beşamel sosla yedirdik ya. Böyle yaparsanız daha lezzetli oluyor inanın arkadaşlar. Damak zevkime güvenin. Yani damak zevkim kuvvetlidir. Böyle o sebze alıyor o beşamel sosu. Sanki böyle daha hoş oluyor. Şimdi bunu böyle koyduk. Güzelce ben yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu kaşık da un kaşığı. Dursun oldu. Belki lazım olabilir. Eller oynasın eller. Bunu da bakın arkadaşlar şu şekil böyle diziyorum. Bak. Şöyle dizeceğim. Bunu da böyle. Bunları da sotelemiştim zaten. Bu kadar güzel olmuşlar ki sotelenince. Alın böyle yiyin. Vallahi yenilir. Kahvaltıya hiç kızartmadan bu şekil az yağla mesela olabilir. Arkadaşlar bu var ya bu lezzet inanın günlerimizde falan yapalım. Hiç yapmıyoruz. Aslında yapılır yani. Salata diyoruz ya ne şey. Salata yerine konulur. Ne bileyim değişik bir tadı olarak konulur. Ve pırasa gidiyor oradan. Ayrı bir şey oluyor. Ben bunları böyle diseyim arkadaşlar. Evet canlarım bakın. Görüntünün güzelliğine bakın. Allah aşkına şu kaşığı koyayım. Böyle de diziyoruz onları. Dizdikten sonra da canlarım bu kalan beşamel sosumuzu da ne yapacağız? Buna böyle bu şekil böyle bu yenmez mi bu arkadaşlar be? Yenmez mi bu be ya? Hadi bir galı be ya. Be ya demeden olur mu? Bakın böyle döküyoruz arkadaşlar. Bunu güzelce sıyırıp ben dökeyim. Kaşar koyarken bakın böyle güzelce döktüm. Şimdi ne yapıyorum? Kaşarın da üstüne. Benim kızım kaşığı yalaya yalaya çekiyor. Beşamel sos hastası. O kadar seviyor. Ben de öyle. Böyle arkadaşlar bunu böyle üzerine. Tabii daha bol seven daha bol az koyan az koysun. Ben geçen bölümde karnabaharda bayağı az yapmıştım. Bu sefer biraz çoğalttım. Hani sesini yükselt anne. Sesimi de yükselteyim. Şimdi iftar menüsü olacak dedim. Biraz ağız tadında olsun dedim. Yani ama siz tabii gene dediğim gibi çoğaltmakta, azaltmakta da serbestsiniz. Ama bakın arkadaşlar bu da buna yeter. Daha da kapatabilirsiniz ama gerçekten bu bizim için yeter. Gayet de iyi. Şöyle yani yarı yere gelip yarı yere gelmiyor. Böyle bazen görüyorum ya tepsilerde düzgünsüzlük. Hiç hoşuma gitmiyor. Oradan düzeltesim geliyor. Bakın arkadaşlar düzelttim. Koydum. Fırınımı da açtım zaten ondan önce. Fırınım da kızdı. Şimdi bismillahirrahmanirrahim fırınımıza. Hemen ağzını Allah yemek yesin. Zaten bunun her şeyi pişti arkadaşlar biliyorsunuz. Şunu düzelteyim benize sonra. Yani ne var bunda? Sade kaşar kızarana kadar bir daha oldu demektir. Evet canlarım benim pırasalı gratenim oldu. Ezogelin çorbam da oldu. Şimdi tabağıma alacağım arkadaşlar. Zaman daralıyor diye biraz çok sıcak. Görüntü de burada zaten. Ama işte zaman daralıyor diye size göstermek istiyorum son aşamayı da. Eminim yapacaktırsınız. Bakın bu birazcık daha beklese daha toklaşacak yani kendini çekecek ama zamanımız daralıyor. Yalnız of 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 of.
Şu görüntüye bakın. Of 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 of. Şöyle inanın yapmanızı tavsiye ederim. Şu biraz daha böyle arkadaşlar bekletebilseydim ama bekletemiyoruz. Zamanımız kısıtlı. Ama gerçekten yapın derim arkadaşlar. Yapın, deneyin. Harika ötesi. Buradan bir kaşık da alayım. Çorbamı göstereyim arkadaşlar. Burada evet. Gratenim. Pırasalı gratenim. Çorbamı da yaptım. Bir çorbamızı gördünüz arkadaşlar. Bunun tane tane olur. Bunun özelliği bu. Yani bu ezogelinde hepsi mercimek patlar, pirinçler şişer patlamaya hazır olur. Bulgurlar patlamaya hazır olur. Böyle tane tane de bu çorba bu şekilde yenilir. Gratenimi daha toplu durması gerekiyor ama zaman daraldığı için mecbur size göstermek için aldım arkadaşlar. Bizim bu akşam menümüz bu. Size afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Dostça, sevgiyle, barışla kalın inşallah. Kanala abone olmayı da, beğenmeyi de, yorum yapmayı da unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Evet, evet. Hoşça kalın.